55'ten merhabalar. TV55'ten merhabalar. Şu an köprüyü geçtik. Esenyurt'a doğru gidiyoruz. Tabii İstanbul'da yaşıyoruz biz ama Esenyurt farklı bir yer gibi. Yani hem uzak hem İstanbul değil orası. Ve şu an şu görüntü sizi aldatmasın. Çünkü güneş çıktı fakat bir yarım saat önce lapa lapa kar yağıyordu Ümraniye tarafına. Sonra yağışa dönmüştü. Şu an hem yağış kesildi hem de güneş var. Fakat soğuk. Biz de stada doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Maç öncesi tabii genel değerlendirmelerimizi aramızda yaptık. Hemen kısaca buradan da bahsedelim. Tabii her maç olduğu gibi bu maçta bizim için çok kritik. Bu sefer biraz üste hamle yapma şansı var. Bu anlamda da kritik. Umarım ki kazanırız. İstanbulspor'un genel durumuna baktığımızda forvet hattındaki iki oyuncusunu birden sattı. Yani bence bu bir mesaj aslında. İstanbulspor'un çok böyle ligde kalmakla alakalı bir derdi olmadığı. Tabii ki mücadelesini verecek ancak sanki ümidi kesmiş, seneye neler yapabilirimi hesaplıyor gibi. Bu anlamda teknik direktörü Hakan Yakın'la yolları ayırıp takımı şampiyon yapan, bir dönem bizde de yardımcı antrenörlük yapan Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmışlardı. Yani bunlar sanki önümüzdeki yılın hazırlık işaretleri gibi görünüyor. Endao ve Etemi'yi sattılar. Genç bir kaleciyle oynuyorlar. Bir de kırmızı kart cezalıları var Galatasaray maçından kaynaklı. Bu anlamda bizde ise Gistol'un ilk geldiği andan beri söylediği bir şey vardı. Bir 11 oturtmak anlamında. Bugün artık Samsunspor'un muhtemel 11'ini belki 1-2 farklılıkla tahmin edebiliyoruz. Fofana'nın kadroda olmayışıyla birlikte artık Samsunspor'u takip eden herkes bugünkü maça aslında hangi 11 ile çıkabileceğimizi 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyor. Bu anlamda bir kadro istikrarı oturdu diyebiliriz. Savunmada Alim Şatka ikilisi bir şekilde kendilerini buldular. İyi oynuyorlar. Okan da artık form tutmaya başladı. Bunları niye anlatıyorum? Bu maçtan ümitli olduğumu söylemek için anlatıyorum. Yani kesinlikle yenilmeyiz diye düşünüyorum. Ama inşallah galip de gelecektir takım. Temennimiz bu yönde. Samsun'dan yola çıkan arkadaşlarımız da olmuş. Karlı yollardaki fotoğraflarını gördük. Onların da yolları açık olsun. Maça tabii İstanbul'daki Samsunsporların ilgisi fazla. Biletler önce bloke edilmişti. Ardından satışa çıkarıldı ve 300 küsür biletin tamamı bitti. Biz de arkadaşlarımızla birlikte tribündeki yerimizi alacağız. Soğuk bir İstanbul günü. Bizim için yine her zaman olduğu gibi önemli bir müsabaka. Samsunsporumuz İstanbul'a kadar gelmişken onu izlememek, onunla buluşmamak zaten olmazdı. Temennim galip gelmekten yana birkaç videoyla daha yine birlikte olacağız. Ümit ederim ki maç bittiğinde galibiyet sevincinin olduğu cümleler kurabileceğimiz bir videoyla kapanışı yaparız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. İlk videonun üzerinden 2,5-3 dakika geçti geçmedi. Bakın şu anda güneş gitti ve tekrar soğuk ve yağışlı bir hava bizleri karşıladı. Maç saatinde nasıl olur bilmiyorum. Yani soğuk olacağı kesin de yağış olur mu onu bilmiyorum tabii. Evet, bunu göstermek için tekrar bu küçük videoyu eklemek zorunda kaldım. İstanbul'un havası böyle bugün. Evet, maça 10 dakika kala anca girebildik. Esenyurt enteresan bir ilçe. Ulaşması zor. Kendi içindeki trafiği zor. Kadro açıklandı. Yağışlı bir hava var. İnşallah galibiyetimiz de sonuçlanır. Samspor tribünleri tamamen dolu. Allah hamle var ama. Evet, devre arası ve maç sonunda görüşmek üzere. Biz de iyi bir tribün yapalım, üşümeyelim. İlk yarı 0-0 bitti. Şu an arkadaşlarla maçın kritiğini yaptık. Kısa bir müsaade istedim onlardan, bir video çekelim diye. 0-0 bitti. İlk 10 dakika böyle daha iyi gibiydik ama ondan sonra düştük. Özellikle orta alanda Tayyip ve Taylan'ın gününde olmaması orta alan direncimizi düşürdü. Kanatlardan da çok fazla gelemedi. Genelde Holse'nin kanadını kullandık. Holse de zaten orijinal olarak kanat oyuncusu değil. Yani çok etkili değildik.
İstanbul Spor da biraz toparladı. Baktı ki pek Samsun Spor'u önde baskı yapan iç saha futbolunu oynamıyor. Yani aslında tipik deplasman futbolumuzu oynuyoruz. Sanki biraz konsantrasyon sorunu var oyuncuların. Öyle hissettim ben tribünden gördüğüm kadarıyla. 0-0 oynadığımız futbola göre iyi bir skor ama bizim beklentilerimize göre tabii ki iyi değil. İlk yarı bu şekilde golsüz bitti. Şu an Samsunspor taraftarları artık kendi aramızda kritik yapıyoruz bir yandan. Nasıl bir çözüm olabilir? Yani orta sahaya direnç getirmesi açısından Osman'la Tey değişebilir. Belki Ercan da etkisiz bugün. Marius onun yerine oyuna girebilir ve tecrübesinden dolayı Sabek Mustafa'nın yerine de Zeki oyuna atılırsa bir hareketlilik gelir diye tahmin ediyorum. Alemin sarı kartı var. Bu bir risk tabii oyunun içerisinde. Çünkü İstanbulspor tipik kontratak takımı görüntüsünde arkaya attıkları toplarla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Velhasıl ilk yarı 0-0 bitti. Oynanan oyun da bizi biraz endişeye sevk etti. Eğer oyun şeklimizi ya da oyundaki tempomuzu değiştirip artıramazsak daha da zorlanacağımız bir ikinci devre bizi bekliyor. Yine söylüyorum, yani şu ana kadarki oyunla buradan bir puanla ayrılırsak hiç de fena olmaz. Ama bizim buradan 3 puanla ayrılmamız çok daha gerekli en azından bizim için. Evet, şu an ısınan oyuncumuz da yok. İstanbulsporlar ısınıyorlar. Gistol herhangi bir değişiklik yapmayacak gibi duruyor. Esenyurt'tan şimdilik bu kadar. Maç sonunda görüşmek üzere. Evet, müsabaka 1-1 sona erdi. Emir Kağan'ın golüyle geriye düştük. Sonra Emre Kılıç'ın şahane bir golü. Şu an maç sonunda takımı alkışlıyor taraftarlar. 1-1. Hiç de fena değil. Yani kazanmak iyi olurdu. Ayrıntıları konuşuruz. Samsunspor'un İstanbulspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndüğü müsabaka bitti. Biz de şimdi Esenyurt caddelerinde sallana ilerliyoruz. Otobana bağlanmaya çalışıyoruz. Karşılaşma aslında maçın skoru için, daha doğrusu sonucu için adil diyebilirim. Kaybetseydik yazık olurdu. Kazanmayı da çok hak ettiğimizi söyleyemem. Oyunun belli bölümlerinde tamam üstün gibi göründük ancak tam bir beraberlik maçıydı. Hatta oynanan futbol bakımından biraz da böyle birincilik maçı gibiydi. Eski İstanbulspor maçlarını da hatırlattı bize. Devre arası videosunda bahsetmiştim. Orta alan direncimiz zayıftı. İstanbulspor çok rahat geliyordu ve bazı değişiklikler yapılması gerektiğini söylemiştim. Marcus Gistol'un özelliklerinden birisi de bu. Hatalı tertip çıkarsa bile mutlaka o hatasından geri adım atıyor. Sonrasında doğru müdahaleler yapabiliyor. Doğru müdahaleleri santraforlu çiftleyerek yaptı. Ama esas doğru müdahale ilginç bir şekilde ne bir hücum oyuncusu ne de bir oyun kurucu, bir savunma oyuncusu sağ beki Zeki'yi oyuna atarak aslında doğru müdahaleyi yaptı. Çünkü Mustafa çok genç bir oyuncu, enerjik. Bu nedenle çok fazla hücum pozisyonuna da girebildi. Araya iyi kaçtı, iyi toplar aldı. Ancak şu an itibariyle pas kalitesi, hele ki orta kalitesi yeterli seviyede değil. Bu nedenle bitirici pasları vermekte zorlandı. Ancak Zeki bir tecrübe abidesi tabii. Muhtemelen hoca onunla başlamayarak onu biraz dinlendirmek istedi. Çünkü 4 gün sonra Galatasaray karşılaşması da var. Fakat Zeki'yi istiyordu oyun her anlamda. Nitekim o girdikten sonra aslında şöyle golü yedik biz. Yine ilk golü yedik. Yine gol yedik. Nispeten basit bir gol yedik. Fakat takım bu sefer reaksiyon verdi. Bu sefer de reaksiyon verdi diyelim. Fenerbahçe deplasmanında olduğu gibi veya diğer ilk golü yediğimiz maçların çoğunda olduğu gibi.
reaksiyon verdi ve beraberlik golünü de hak ettik. Emre çok klas bir gol attı. Sol ayağına yakışır bir gol attı. Önemli de bir goldü. Bunun dışında işte pozisyona çok uzaktık. Uzak köşedeydik ancak bir penaltımızın verilmediği söyleniyor. Ele çarpma olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, pozisyonu seyretmiş değilim. Yani mevcut şartlar içerisinde bir puan iyidir. Maç öncesi dediğim gibi yani 3 puanı arzuluyorduk elbette. Ancak bir puan ne olursa olsun, deplasmanda bir puan, ligin sonuncusu da olsa o takım çok da kötü denilemez. Bir puan iyidir. İçeride bunu 3 ile Galatasaray maçı için belki 3 zor olacak ama Galatasaray'la da berabere kalarak en azından, hatta mümkünse mağlup ederek bu maçı puansız kapatmayarak 1-1 veya 1-3 şeklinde geçmek bizim maçımızdan iyi olacak. Bu maçın bence berabere bitmesinin hayırlı tarafı da şu oldu. Yüksel Yıldırım ısrarla transfer yapmıyor. Yani muhtemelen çalışmalarını yapıyor ama hızlı bir şey yok şu anda. Haftalar ilerliyor. Haftalar da değil aslında. Günler ilerliyor. Çünkü artık sıkıştırılmış takvimde bazen 3 haftayı 2 hafta içerisinde, 3 maçı 2 hafta içerisinde oynadığın oluyor. Artık süratle ilerliyor. Bu saatten sonraki takviyelerin anlamı da azalmaya başlıyor. Ama bizim şöyle bir durumumuz var. Görünen o ki önümüzdeki sezon, bütün sezon boyunca transfer yapamayacağız. Bu nedenle sadece ligde kalmak adına değil, geleceğin planlaması adına da doğru transferler yapmamız gerekiyor. Bu maçı kazansaydık şayet belki de iyice bir rehavete kapılacaktı. Yani nasılsa oluyor, bu takım gidiyor düşüncesi de olabilirdi. Bu maç transfer ihtiyacının bangır bangır haykırıldığı bir müsabakaya da dönüştü. Tribüne geldiğimizde de 300 civarında bir kapasite ayrılmıştı. Tamamı dolmuştu. Samsun'dan gelen renktaşlarımız da vardı. Onlar da yol açıklar. Onlar da yollar açık olsun. Velhasıl bir puan mevcut şartlar içerisinde oynanan oyuna göre iyi bir puan diyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Soğuk bir İstanbul akşamından herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.